beraberinde gelmesine neden olur. Evet. Peki bugün piyasa nasıl açılabilir? Koalisyon iyimserliği sürer mi? ALB Menkul Değerler Analisti Enver Arkan yanıtladı. Cevabını bir kez daha hatırlatalım sizlere. Seçim sonrası oluşan senaryolar ve koalisyona ilişkin ihtimallerin fiyatlandığı bir dönem içerisindeyiz. Normalde seçim hikayesi olmasaydı bu hafta daha belirgin şekilde fiyatlanacak ekonomik verilere sahiptik. Ancak genel itibariyle şu anda siyasi otoritelerden ve liderlerden gelen mesajlara odaklanmış durumdayız. Önceki gün gerçekleşen Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Baykal görüşmesinden çıkan mesajlar, dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu mesajlar piyasalarda koalisyon hükümeti beklentilerini arttırmış durumda. Yani bir anlamda şöyle diyebiliriz, seçimden önce negatif senaryo olan koalisyon seçimden sonra pozitif senaryo olarak önümüze çıkmış durumda. Şu anki süreç içerisinde YSK'nın seçim, kesin seçim sonuçlarını açıklayacağı tarihten sonra hükümetin kurulma aşamasına geçileceği için birkaç gün biz liderlerin açıklamalarına odaklanacağız. Yani şu anki durum itibariyle koalisyon hükümeti ihtimalini arttırıcı her bir açıklama piyasada olumlu fiyatlamalar görmemizi ve TL'de de rahatlama görmemizi sağlayabilir. Ancak şu durumu göz önünde bulundurmak lazım. Geniş resimde belirsizlikler henüz çözülmüş değil. Yani bu olumlu fiyatlamaların biraz çekingen kalmasını bekleyebiliriz. Şu anki durum içerisinde Borsa İstanbul tarafına baktığımızda yansımalara 80 bin seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması şart, pozitif yönde eğilimin devam etmesi için. Ancak mevcut durum içerisinde siyasi belirsizliklerin daha uzun vadeye yayılması ihtimalini biz görecek olursak eğer, burada 79 binin aşağı indi kırılması halinde biz tekrardan 75 bin seviyelerine doğru bir satış baskısında kalabiliriz. Burada 80 bin 75 bin aralığı biraz daha dalgalanma bandının oluşması açısından daha olası görünüyor. Kur tarafındaki duruma baktığımızda ise 2.70'e doğru bir geri çekilme yaşadık. Ancak seçim öncesi kapanış olan 2.66 seviyesiyle aradaki gapin henüz doldurulmamış olduğunu görüyoruz. Bir anlamda piyasa 2.70'i önemli bir destek seviyesi olarak alabilir. Biraz daha TL'de burada sakin bir seyir olmasını bekleyebiliriz. Diğer taraftan dün Amerika'dan da olumlu veriler gelmişti. Ancak dolar endeksindeki yükselişe rağmen biz içeride kurun bundan etkilenmediğini gördük. Yani bir anlamda şu anda tamamen içeride siyasi senaryolara odaklanmış bir piyasa önümüze çıkmakta. Diğer taraftan baktığımızda biraz da tabii Avrupa tarafına dikkat etmek gerekiyor. Yunanistan görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmış olması küresel piyasalar açısından bir handikap oluşturabilir. Orada da küresel tahvil faizlerine biz dün önemli bir hareketlenme gördük ve borsalarda yine aynı şekilde. Şu anki durum içerisinde küresel senaryolar ikinci plana itilmiş durumda. İçeride siyasi belirsizliklere odaklanmış durumdayız. Murat Anık.